Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir toka modeliyle geldim. Bu tokamız aşırı fırfır detaylı bir toka modeli şu şekilde. Şöyle çok güzel. Bunu lif ipiyle yaptım arkadaşlar. Aynı mantıkla ama bu daha bir uzun sürdü yapmak. Çünkü ip ince olduğu için. Şekilde arkadaşlar. Şöyle fırfır detaylı normal ipten tokamız. Bunlar kadife ipinden yaptığım tokalarım. Aynı mantık ama kadife ip kalın olduğu için daha bir hani güzel durdu, tok durdu şu şekilde. Çok güzel oldular arkadaşlar. Şimdi bu tokaların yapımına geçelim o zaman. Şöyle tokalar lazım arkadaşlar. Bir de yine 5 numara tığ kullanacağım. O zaman tokamızın yapımına geçelim. Bunun için yine hardal rengi bir kadife ip kullanacağım. Dilediğiniz kadife ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Marka önemli değil. Çok basit bir toka modeline geçiyorum. Şu şekilde 2 adet zincirimizi çekelim. Şimdiden 1, 2, bir tane oldu pardon, 2. Şimdi bu ipimizi ala ala sık iğne yapacağız tokanın etrafına. Şu şekilde arkadaşlar. Sadece sık iğne yapa yapa tokamızın etrafını saralım. Bu ilk aşamamız. Şu ipi de buradan geçiriyorum ki kaybolsun. Daha sonra kaybetme şeyine girmeyelim. Böyle daha güzel ve daha sağlam olacaktır. Şu şekilde sarmaya devam edelim, yani sık iğne yapmaya devam edelim. Yaptıkça böyle çekelim çünkü tokamızı böyle çektiğimizde rahat bir sıkma olsun. Şu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sıra sonuna geldikçe çekelim. Ne zaman ki tokayı çektiğimizde boşluk kalmayacaksa o zaman bu sarma olayı bitmiş demektir arkadaşlar. Şu an çekiyorum, boşluk kaldı değil mi? Doldurmaya devam edeceğiz. Bu şekilde sık iğne yapa yapa. Tekrar çekiyorum. Tekrar boşluk kaldı. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bakalım boşluk kaldı mı? Yine kaldı ve doldurmaya devam edeceğiz. Çok kolay bir toka yöntemi. Çok da güzel duruyor. Şu şekilde arkadaşlar. Çekiyorum. Yine kaldı. Yine doldurmaya devam edeceğiz.
Dediğim gibi tokayı çektikçe boşluk kalmadığını düşünüyorsanız dolurma işlemini bitirebilirsiniz. Şu an bir tane daha yapıp bitiriyorum. Önceden 2 adet zincir çekmiştim ya, ikinci zincirime batırıyorum. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1-2 adet yine zincir çektim. Bunun hemen altına bir sık iğne yaptım. Şimdiki aşamamız arkadaşlar, şu yaptığımız her sık iğneye 2 adet sık iğne yapacağız. 2 adet sık iğne yapacağız. 1-2. Her sık iğneye 2 adet sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1-2. Şimdi şuradakine geçiyorum. 1. İkincisini de yaptım. Şimdiden fırfır detayı çıkmaya başladı. Şu şekilde arkadaşlar, her sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyoruz. Her sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Her sık iğne 2 adet sık iğne yapa yapa 1-2. Her sık iğne 2 adet sık iğne yapıyoruz. Şimdi bitti. Önceden çektiğim 2 zincirin ikincisine batırdım. Tekrar 2 adet zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar, şimdiden fırfır detayı ortaya çıktı bile. Dilerseniz bir kat böyle kullanabilirsiniz. Bu şekilde de güzel oldu ama bu şekilde tabii ki daha güzel ve daha ters duruyor. Şimdi arkadaşlar, birinci sıramızı bitirdik, ikinci sıramızı bitirdik. İkinci sıramızda her sık iğneye 2 adet sık iğne yaptık. Bu sıramızda da arkadaşlar 2 adet zincirimizi çektik. Zincirimizin hemen altına bir sık iğne yaptım. Bu sıramızda da arkadaşlar, bu yaptığımız her sık iğneye yine 2 adet sık iğne yapacağız ki fırfır detayımız daha yoğun olsun. Her sık iğneye yine 2 adet sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Şu an güneş bayağı çıktı. Toka parlıyor. Ama görüyorsunuzdur inşallah. Şu şekilde arkadaşlar, her sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı mantık. Bu şekilde arkadaşlar, her sık iğnemize 2 adet sık iğne yapıyoruz.
Bakın. Detay harika. Sıra sonuna kadar gidelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, bu modelde diğer modeller gibi çok kolay. Şimdi sıra sonuna kadar getirdim arkadaşlar. Her sık iğneye 2 adet sık iğne yapınca bu şekilde detayımız çıkıyor ortaya arkadaşlar ve çok da güzel oluyor. Şimdi bitişi yapalım. Her sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Önceden çektiğimiz zincirlerin ikincisine batırıp tokamızı bitiriyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şuradan kesiyorum. Buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz sıkalım ki eşit olsun şu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar ipimizi kaybettiriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar, ben aşağı doğru gideceğim bu şekilde. Şuradan da geçirelim. Şöyle biraz daha geçirip ipimizi keselim arkadaşlar. Şuradan da. Şekilde arkadaşlar. Şuradan da kesip tokamızı böyle yaptığımızda içine girecektir. Bu öncekinin şeyi. Çok güzel oldu şimdi. Evet arkadaşlar, fırfır detaylı tokalarımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Bir dahaki videolarda görüşmek için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.